İyi geceler herkese. Bu yeni programımızın konu başlığı 21. yüzyılda konjonktürü bize değişimin yegane değişmez gerçek olduğunu mesajlıyor. 21. yüzyılın konjonktürü, bilindiği üzere yüzyıllarca kimi güçlü devletler, ülkeler, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere böl ve yönet şeklinde bir takım yaklaşımlar, vicdanı reddeden, insanlığı reddeden, kendi egosal çıkarları için toplumları çatıştıran, kavga ettiren ve sonuçta bölüp yöneterek kendi sömürülerini sürdürmeye çalışmışlardır yüzyıllarca ve çoğu zaman başarmışlardır. Günümüz 21. yüzyılına baktığımızda konjonktürde ciddi değişimlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi de aynı güçlü devletler yeni bir film döşediler. Adına da globalleşme denildi. Globalleşmenin özüne baktığınızda eskiden bölüp yönetirlerdi. Bu kolay yönetimi sağlamış olmakla birlikte çatıştırılan toplumlar, etnik kavramlar fakirleşmeye de uğradıkları bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu güçlü devletler sömürü pastaları küçülmüş olacak ki 21. yüzyılda konjonktürü globalleşme diye, pasta büyütme diye dünya insanlığına yeni propagandistik bir takım kavramlarla ön plana çıkmış durumdadırlar. Onların niyetleri farklı olmakla birlikte, globalleşme kendi direkt istençleri olmamakla beraber bu globalleşmenin hatırına toplumlar ve etnik yapılar, şirketler ve birçok kavramlar birleşmekte. Bu ise barışık bir takım kavramların, uzlaşma ve işbirliği kavramlarının şekillenmesine katkı verecek gibi görünmektedir. Bunun çok iyi okunarak gerek içte gerekse ülkeler arası ve devletler arası ilişkilerde ince planlanmış süreçlerini de dikkate alarak barışa hizmet edecek şekilde toplumların işbirliğini doğuracak şekilde yapılandırılmalı, dinamize edilmelidir. Kimi ülkeler kendini aşamamış, kendini mamur edememiş bazı ülkeler ve yönetimleri bakıldığı zaman dünya devletleri arasında kendi derdine düşenler bu süreçleri takip edememektedir. Kopmaktadır
ve bunun faturası çok acı olmaktadır. Bilindiği üzere tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu süreçleri yaşanmıştır. Kimileri keşmekeş ve kaosta bu süreçlerin hiçbirini olgunlaştıramadan yarım yamalak, yarı buçuk bir şekilde geçmiştir. Tabii ki bu patolojik süreç kaotik toplum ilişkilerini de beraberinde getirecektir. Şimdi çağımız 21. yüzyılda bilgi çağı, bilişim, enformasyon teknolojilerinin esasen hayatın bütün katmanlarında belirleyici rolü olduğu, yumuşak güç diye tanımlandığını, liderlerimiz içerisinde bahsedildiğini zaten hepimiz kabul ediyoruz. Yakından takip edilen bu gibi süreçler topluma katkı olarak yansıyacaktır her zaman. Çok ciddi katkılar, geleceğini tesis etme adına, yeniden reform ve yapılanma adına. Bilgi üretiliyor ve pazarlanıyor. Toplumların sevk ve idare edilmesi bu bilgi üzerinden oluyor. Bilginin doğru temelli olması çok önemli. Çünkü günümüz şartlarında dezenformasyonların da negatif yönde icraat denirse eğer faaliyet içinde oldukları görülmektedir. Bilgi toplumunu oluşturmada, zenginleştirmede, ekonomik ve sosyal hayatı ileriye taşımada, projeler, planlar planlanırken her zaman bilgi çağının prensipleri ve esasları üzerinden kurulmak zorundadır. Kimi toplumlar var, bir asır sonrasını görebilecek bir bakışa sahiptir, bir donanıma sahiptir, görüş ufkuna sahiptir. Aslında her zaman belirttiğimiz gibi gerçek medeni, gerçek olgun insanla mümkündür. Kültür zengini eşit değildir olgun insan. Kültür zengini insan olgunlaşma yolunda önemli bir dinamiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak. Eğer gerçek olgunlar olabilirsek, değil yüzyıl, milyonlarca yüzyılların sonrasını dahi görebilecek güce sahip olabiliriz. Bu mümkündür. Yeter ki gerçek olgun insanlar olabilelim. Öngörü sahibi olamayan yönetimler her zaman zarardan, yok oluştan, geriye saymaktan, efor kaybetmekten, erozyona uğramaktan başka bir süreci olamaz. Yönetenler her zaman öngörü sahibi olmak zorundadır. Öteleri iyi okuyabilmek zorundadırlar. Dünya ile paralel süreçler içerisinde bir takım kapalı sistemlere anti yaklaşımlar içerisinde olunmak zorundadır. Küçük ekosistemlere baktığımızda
süreç nasıl çalıştığını görebiliriz. Daha büyük ekosistemler, ülkeler arası ekosistemlere baktığımız zaman zincirlerin halkaları nasıl birbirini tamamladığını görebiliriz. Siz sadece küçük bir ekosisteminizi bağımsız bu zincirin halkalarından koparmış bir şekilde izole kavramlar üzerinden yaşatamazsınız. Bütün durgun sular kendi kendini kokudur, kendi kendini yok eden dinamikleri de taşımaktadır bünyesinde. Durgunluk hayatsal ve eşyasal tabiata aykırıdır. Statüko her zaman egonun kendini geliştirememesi, aşamaması, ego çukurunun içerisine hapsolmuşluktan kaynaklanan bir süreçtir. Ve bunu aşmak gerekmektedir. Gezegenlerin döndüğü sürati bir araştırmak gerek. Hangi süratte dönüyorlar? Ürkütücü derecede. Peki biz onlara baktığımızda döndüklerini görüyor muyuz acaba, yoksa yerlerinde duruyor mu gibi görünürler? Bir soru daha sormak istiyoruz. Güneş doğup batıyor mu? Hiçbir zaman ne doğup ne de batıyor. Sadece dünyanın dönmesinden kaynaklanan bize karşı, bizde oluşan bir algıdır sadece. Olayların birçoğu böyle. Beynimizin içinde gelişen elektrik sistemleri, başka bir şey yok. Bunlar sanal kavramların insana gerçekmiş gibi pazarlanmasından başka bir şey değildir. Çünkü senaryolar canlı film üzerinden dönmektedir. Konumuza fazla uzaklaşmadan kısaca özetlemek gerekirse 21. yüzyılın konjonktürü ve bundan sonraki yüzyıllar süreci, ki bizim tahminimiz bundan sonraki yüzyıl atom altı çağı diye ön plana çıkacak. Bunları gözetmeksizin gerek içte toplum bünyesinde, gerekse uluslararası alanda hiçbir açılıma, hiçbir planlamaya gidilemez. Eninde sonunda böyle toplumlar sadece tarihtekiler gibi ismi geçer. Kendi yok olup kaybolur. Hayatta her şey hareket halindedir. Kan dolaşır. Hücreler hareket halinde. İnsanlar, böcekler, canlılar, bitkiler, gezegenler, evrenler dahi hiçbir zaman durmuyor. Genişlemektedir şu an. Kaldı ki insanlık daha bir evrenin oluşumunu da tam olarak ispatlayamamış. Evrenlerin kendi genişliyor. Onların kendi aralarında ilişkileri var. Ne zaman ispatlanacak bunlar? Evet, programımız burada son buluyor. Konjonktür bize değişimin yegane değişmez gerçek olduğunu mesajlıyor. Değişim yegane gerçekliktir. Değişmeme ego kesilmek, ego çukurunun içinde hapsolmak. Çukurun içinde mutluluktan uçan kim var acaba? Bir bebek annesinin karnında her şeye hazır lokma, orada hiçbir çaba harcamadan bir şeylerle besleniyor. Hayata çıktığı zaman ağlıyor, haykırıyor, beni uykumdan kim uyandırdı diye. Acaba o içerideki hayatı mı güzeldi, yoksa dışarıdaki renkli, rengarenk dünya ile buluşmak mı? Önce insan kendine sormalı bunu. Hangi tercihi hangi yönde bulacağız? Teşekkürler, sevgiler, saygılar.
Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.